konuşmaları, tüm bu gelişmeleri değerlendirme noktasında ilk konuğumuz ALB Yatırım Kıdemli Hazine Uzmanı Derin Sönmez'le sohbetimize başlayalım. Derin Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Eren Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Derin Bey, dilerseniz yurt içerisinde enflasyon verisiyle başlayalım. Enflasyon aylık bazda %2.75 oranında bir yükseliş bekleniyordu. Yani yükseliş aradaki oranı %2.75 olarak bekleniyordu. %2.29 geldi. Dolayısıyla %55'lerde olan tüketici fiyat endeksi manşet taraf %50.51 seviyesine doğru geri çekilmiş oldu. Çekirdek %47.36, üretici fiyat endeksine baktığımız zaman da 62.45. Ve üfe tüfe makası 11 puana kadar daralmış durumda ve bu 11 puanlık rakam da son 2 yılın en dar bölgesi. Nasıl değerlendirdiniz mevcut enflasyon verilerini? Nasıl yorumlamak istersiniz? Evet, Mart ayı enflasyonuna baktığımızda beklentilerin altında gerçekleşti. Sizin dediğiniz gibi artış hızında bir yavaşım var. Yani bu enflasyon geriliyor demek değil aslında burada. Dediğiniz gibi de benim dikkat ettiğim bir konu vardı bugün aldığımız enflasyon verilerini TÜİK'in açıkladı. Üretici fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle üretici ve tüketici enflasyon arasındaki makas da son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu oldukça önemliydi benim açımdan. Bir de aylık enflasyon serisine bakıyoruz. Her ay 51. ayda yani 51. ayda da yükselişini gerçekleştiriyor. Yani burada bir seri görüyoruz, yükseliş serisi. Öne çıkan başlıklarda bunlar da vardı. Bir de benim dikkat ettiğim alt kılımlarına baktığımızda enflasyondaki yani sepetindeki. Burada 143 temel başlıkların endekste yer alan 24 temel başlığın endekste düşüş gerçekleşiyor. 8 temel başlığın endeksinde değişim yok. 111 temel başlığın endeksinde de artış gerçekleşti. Burada tabii ki yani para politikası da önemli tabii. Yani o bize onu söylüyor yani lisans yıllarımıza döndüğümüzde. Yani Türkiye bir süredir genişlemeci para politikası sergiliyor. Bunun da enflasyonist etkileri olacaktır. Yani maliye tarafı da var bunun. Seçim ekonomisi. Ben önümüzdeki dönemde yani enflasyonun Türkiye'de kalıcı olacağını bekliyorum. Yani kur tarafındaki hareketin son dönemde stabil olduğunu görsek bile. Yani o son dönemde orada da bugün ekranda da geçiyor şu an 19-20 seviyelerinde yavaştan bir artış var. Bu da kur kanalıyla enflasyon üzerinde baskı yapacaktır önümüzdeki aylarda Eren Bey. Peki Derin Bey, şimdi enflasyonda evet geri çekilme var ama istenilen düzeyde olmadığını da biliyoruz. Çünkü özellikle geçtiğimiz yılın Aralık ayı ve bu yılın Ocak ayı ile beraber zaten baz etkisi kaynaklı sert bir geri çekilme bekleniliyordu. Bu da enflasyonla çok ciddi anlamda mücadele edilmesiyle alakalı olan bir durumda değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Daha çok matematiksel hesaplamalarla alakalı bir geri çekilme. Fakat geçtiğimiz sene mesela oldukça yüksek bir enflasyon vardı. Merkez Bankası faiz indiriyordu. Mevduat faizleri ciddi anlamda enflasyon altında kaldığı için çok net bir şekilde eksi reel faiz veriyorduk. Ve dolayısıyla dolar TL'deki yükseliş hareketinin de bir noktada önüne set çekilmesiyle de beraber dolar TL'de de oldukça sabit bir fiyatlama vardı. Dolayısıyla Borsa İstanbul'a doğru çok hızlı bir kayış söz konusu oldu. Ve 5700 seviyelerine kadar yükseliş hareketini yaşamıştık. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada en azından resmi rakamları tabii ki baz almak durumundayız. %50'lere kadar gevşemiş bir enflasyon. Diğer tarafta mevduat faizlerine bakıyoruz %28 ile beraber ortalama. Ki hatta fon miktarına göre bazı bankaların %30 ve üzerinde de mevduat getirisi verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla 2 yılın en yüksek mevduat getirileri var. Başka bir tarafta da kur korumalı mevduatta üst sınırın kaldırıldığını ve bankaların net bir şekilde mevduat arama noktasında kur korumalı mevduatın faiz oranını yükselteceği de aşikar. Zaten yükseltmeye de başladılar. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da daha öncesinde patinaj olarak tabir ettiğimiz yerinde sayma durumu varken geçtiğimiz haftadan bu yana kadar bir satış baskısı söz konusu. Şimdi tüm bu gelişmeler dahilinde Borsa İstanbul'da artık 2022 yılındaki o sert ve keskin yükseliş gösteren o potansiyel, o performansı önümüzdeki dönemde artık görmeme ihtimalimiz sizce yüksek mi? Yani tabii sizin de değindiğiniz gibi aslında borsa geçtiğimiz sene biraz da alternatifsizlik hikayesinden besleniyordu. Bunu herkes söylüyordu. Yani bir tarafta reel faizler eksi taraftaydı. Şimdi biraz da borsa yani alternatif doğuyor gibi. Bankalar hani mevduat faiz oranlarının %30'lara yaklaştığını görüyoruz en son yaptığımız. Yani hafta şeyden bakacağız, Merkez Bankası'nın elektronik veri sisteminden de. Ama burada hani KKM'de de üst sınır kaldırıldı, artık bankalara bir şey verildi. Biraz da alternatifsizlik
hikayesi artık şey oluyor gibi farklılaşıyor. Bir de seçim belirsizliği var aslında baktığınız zaman. Yaklaşık 40 gün sonra önümüzde bir seçimler var. Burada büyük hesaplar yavaş yavaş pozisyonlarını kapadığını da görebiliyoruz. Yani yabancı oranı gittikçe düşüyor. Yani tarihi düşük seviyelere kadar gerilediğini görüyoruz %30'ların. Yani burada aslında şeyde Borsa İstanbul'un şey için geleceği için de yeni bir hikaye yaratması gerekiyor. Yani bu yeni hikaye ne olacak? Ben hani ortodoks politikalar mı olacak? Ne olacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani 40 gün bir belirsizlik süreci var. İlk çeyrekte de bunu görmüştük aslında. Bir yani testere piyasası hakim olduğunu görmüştük Borsa İstanbul tarafında yurt içi piyasalarda. Peki şimdi tabii ki yurt içerisini çok konuşacağız ama bir de küresel tarafa biraz bakalım. Çünkü hafta sonunda OPEC Plus'dan çok sürpriz bir adım geldi. Ve şöyle baktığımız zaman üretim beklenmedik bir şekilde kesildi ve an itibariyle 1 milyon varili aşan günlük petrol üretim kesintisine gidildi. Tabii ki burada 500 binde Suudi Arabistan, 500 bin kesintiyle de Rusya başı çekiyor. Dolayısıyla zaten bu iki ülkeyle beraber 1 milyon rakamına ulaşıyorsunuz. Diğer ülkelerle beraber 1 milyon varil günlük üretim kesintisine kabul edilmiş oldu. Ama Temmuz ayında Rusya'nın 500 bin varil daha günlük üretim kesintisi var. Dolayısıyla 1.6 milyon varil de aşacak üretim kesintisi. Dolayısıyla petrol fiyatlarında da oldukça net ve hızlı bir yükseliş hareketi. Söz konusu ki an itibariyle baktığımız zaman 84 dolar 52 sentten Brent petrol, 80 dolar 22 sentten de Amerikan tipi petrol geçiyor. Ortalama %6 oranında bir yukarı doğru hareketlenme var. Şimdi petrol fiyatlarındaki bu yükseliş hareketine siz nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle de önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon yönelik beklentileri bozup merkez bankalarının eline birkaç kademe daha zorlaştırma ihtimali var mı sizce? Tabii dediğiniz gibi bir de yaz aylarına denk gelecek. Yani Rusya'nın yani mobilitenin yaz aylarında arttığı düşünürse petrol fiyatları üzerinde arz ve talep kanalında baskının oluşmasını bekleyebiliriz biz. Yani 1.6 milyon yani sürpriz de oldu aslında piyasalar açısından. Yani doğru. Kısa ve orta vadede arz miktarı, uzun vadede ise talep miktarının belirlemesini beklenebilir. Bu tabii elbet merkez bankalarının da elini zorlaştıracaktır yani güçleştirecektir. Burada yani enerji fiyatlarının enflasyonist baskı yarattığını biliyoruz biz burada. Bu da ben şey açısından önemli görüyorum. Mesela geçtiğimiz süreçte Biden'ın kongrede kongre üyeleriyle istişare yaptığı OPEC'in petrol fiyatları üzerindeki kontrolüne darbe vuracak şekilde bir istişarelerde bulunduğunu biliyoruz. Hatta bazı kongre üyeleri buna anlamlı bir şekilde NOPEC demişti. Burasının da önemliydi oldukça. Böyle adlandırıldığını duyurmuşlardı NOPEC olarak. Yani o önümüzdeki günlerde OPEC ile Biden yönetimi arasında bir gerilim de var. Bunu da göreceğiz. Ve bakacak olursak hani daha makro çerçeveden ekonomi politikasının iki ayağını yani lisans yıllarımıza dönecek olursak iki ayağı var. Biri para politikasından oluşuyor. Diğeri de maliye politikasından oluşuyor. Yani Biden ve Hazine Bakanı Yellen biraz da o tarafı şey yapmaya çalışıyorlar, korumaya çalışıyorlar. Maliye tarafını da aslında. Yani bu enflasyonu baskının giderilmesi için petrol fiyatlarıyla, bu NOPEC gibi tasarılarla mücadele ediyorlar. Diğer taraftan maliye politikasında, yani para politikasında tek başına yalnız bırakmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Peki, şunu da size net bir şekilde sormak istiyorum. Şimdi bankacılık krizinin çıkmasıyla beraber işte en sonki FOMC toplantısını hatırlayalım. Orada sözlü yönlendirmeler oldukça kuvvetliydi. Mesela daha öncesinde devam eden arttırımlar kelimesi vardı. Bu çıkartıldı. Bir miktar kelimesi eklendi. Dolayısıyla bundan sonraki toplantılarda belki bir adet daha 25 bas puanlık faiz arttırımına FED gider ve faiz arttırım süreci bitmiş olur. Hatta bu yıl içerisinde de faiz indirimleri başlar diye piyasalar ciddi anlamda bir bahis oynuyorlar. Yani piyasalarda bu beklenti çok kuvvetli ama petrol fiyatlarındaki mevcut yükseliş hareketinin devam etmesi durumunda ki OPEC Plus'ın atmış olduğu adımla beraber şöyle bakıyoruz. Mesela bazı aracı kurumlardan mesela Goldman Sachs diyor ki 95 dolara kadar fiyatlar devam edebilir. Diğer taraftan yine Bank of America MT analistlerinin yapmış olduğu açıklamaya göre de 20-25 dolarlık bir etki yaratabilir diyor. Yani beklentiler de artık yukarı doğru net bir şekilde revize oldu. Peki bankacılık krizi varken ve FED daha yumuşak adımlar atacağını yani bu izlenimi yaratmışken piyasaya petrol fiyatlarındaki bu artışla beraber bozulan enflasyon beklentisi sonrası FED'den önümüzdeki dönemde daha kuvvetli adımlar görebilir miyiz? Mesela James Ballard diyordu ki 5-5.25 değil 5.50-5.75 bandına çıkması lazım diyordu mesela politika faizinin. Bu gelişme
5.50-5.75 ya da 5.75-6 bandına kadar Fed'in politika faizini çıkartması için yeterli bir gelişme olarak görüyor musunuz? Evet, yani önceki haftalarda da konuşuyorduk. O dünkü OPEC'in sürpriz kararı sonrasında benim de bir gözüm şeye eğilmişti. Piyasa fiyatlamalarına bakalım ne olacak diye. Yani sabah saatlerinde %63 ihtimalle 25 bas puanı geleceği şey yapıyordu. Yani önceden de geçtiğimiz haftalarda hatta faiz indirimine bile fiyat bankacılık sektöründeki o güven problemi nedeniyle. Yani tabii burada geçtiğimiz hafta Fed yetkililerinden zaten biz şahin mesajlar duyuyorduk. Yani piyasa bildiğini okuyordu ama burada dediğiniz gibi Bullard'dan şahin mesajı aldık. Aynı şekilde Thomas Barkin konuştu geçtiğimiz hafta. Yanılmıyorsam Boston Fed Başkanı Susan Collins'in de açıklamaları vardı daha şahin Fed'e yönelik. Burada tabii yani zirve noktası ben şahsen yani Nisan ayını pas geç, Nisan ayında toplantı yok, Mayıs ayında 25 bas puan daha geleceğini düşünüyorum. Burada daha verilere bakacaktır. Yani yaz aylarında ne olacak? Şimdi de olay çok sıcağı sıcağına bu OPEC'in kararı da. Yani öncü verilere bakacaktır. Enflasyona yansımaları nasıl olacak? Fed'in de zamanı var aslında önümüzdeki bir aylık süreçte. Göreceğiz. Yani burada önemli olan Fed bu faiz oranlarında ne kadar duracak? Benim için önemli olan o. Yani süresi ne kadar olacak? Buna bakacağım. Peki son olarak size şunu da sormak istiyorum. Küçük bankalardan büyük bankaların mevduat geçişinin hızlanmasıyla beraber ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin kuvvetli olduğuna dair, olacağına dair net yorumlar da var. Ve gerçekten de şöyle bakıyorum da 15 Mart haftası itibariyle ABD'nin en büyük 25 bankasına mesela 120 milyar dolarlık mevduat girişi olmuş. Ama küçük bankalardan 109 milyar dolarlık mevduat çıkışı olmuş. Net bir şekilde küçük bankalardan büyük bankalara doğru bir mevduat kayışı var. Gerçekten bu durum özellikle de küçük bankalara bağımlı KOBİ'ler dediğimiz küçük ve orta boy işletmeleri, özellikle de küçük ölçekli işletmeleri zora sokması muhtemel bir durum. Böyle bir unsurda ABD'de resesyon beklentiniz kuvvetlenir mi ya da güçlü sayılabilecek bir resesyon beklemeli miyiz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Tabii yani bu akımlar küçük bankalardan büyük bankalara geçtikçe yani analistlerin de söylediği üzere yani bir güven problemi yaratacaktır. Yani güveni bozacaktır piyasadaki küçük bankalardan büyük bankalara para akma durumunda. Yani burada yani önümüzdeki yaz aylarında daha da şey yapacağız, göreceğiz aslında. Burada Fed daha yumuşak inişe geçecek mi? Nasıl bir şey yapacak? Yani nasıl bir önlem alacak? Bunları göreceğiz. Yani resesyonun etkisini verilerden takip edeceğiz. Burada benim demek istediğim o. Evet. Peki Avrupa Merkez Bankası üzerinde nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Çünkü tamam Fed net bir şekilde bazı söylemlerde bulunuyor. Doğrudur, yanlıştır. Tekrar sizin de dediğiniz gibi bazı birkaç veriyi görürüz. Mesela bu hafta içerisinde tarım dışı istihdam datası var. Ondan sonra enflasyon verisine bakacağız. Dolayısıyla bu datalara göre bazı ayarlamalar yine söz konusu olabilir. Ama Avrupa Merkez Bankası tarafında Fed'e göre daha şahin bir tarafta olduğunu görüyoruz. Yani mesela bankacı krizin çıkmış olduğu haftada Avrupa Merkez Bankası çıktı ve daha önce yapmış olduğu 50 bas puanlık faiz artırımı gibi sözlü yönlendirmenin arkasında durdu. Bundan sonraki süreçte de bu tarz ve bu minvalde bu güçte faiz artırımlarının devam edebileceğine ilişkin de açıklamaları var. Gerçekten bunun arkasında durabilir mi sizce? Yani 50 bas puanlık faiz artırımlarını bir müddet daha devam ettirebilecek bir Avrupa Merkez Bankası görebilir miyiz? Çünkü evet Amerika tarafında bankacılık sektörünü konuşuyoruz ama en kuvvetli banka batışı Avrupa'da oldu. Credit Suisse. Böyle bir unsurda Avrupa Merkez Bankası sizce daha şahin tonunu biraz daha törpüler mi yoksa mevcut şahin tonunda devam eder mi? ECB yetkililerinden geçtiğimiz hafta Schnabel'ın da açıklamaları vardı. Burada onlar daha çok yani genetiğini değiştirmiş. Onlar enflasyondan gerçekten daha çok önceliklendiriyorlar. Hani Fed'in önceliğinin daha iş gücü piyasası olduğunu biliyoruz. Yani burada resesyon kaygıları var Fed'in ama ECB daha çok enflasyonu öncülüyor. Ve son gelen verilere de baktığımızda geçtiğimiz hafta çekirdek tarafının hala can sıkıcı olduğunu görüyoruz. Yani burada bir çekirdek tarafı oldukça inatçı ilerliyor Avrupa enflasyonu tarafında. Bu da tabii ECB yetkilerini daha da şahinleştiriyor. Yani burada çekirdek enflasyonda bir gerileme görene kadar ben duracaklarını düşünmüyorum. Yani bu şahin mesajları devam ettireceklerdir. Tabii bankalar var ama bunu çok güzel sözlü iletişimle mesela ECB Başkanı Lagarde yapmış olduğu sunumda yani piyasalara güven verdi geçtiğimiz hafta. Biraz da risk iştahını geçtiğimiz hafta yükselten açıklamalardan biri buydu. Diğer tarafta Alman Şansölye Olaf Scholz'un açıklamaları vardı.
Yani Deutsche Bank'ın karlılığının konusunda. Ya burada bir şekilde piyasalara güven veriyorlar. Hala enflasyonu önceliklendiriyorlar ve çekirdek enflasyonda kalıcı bir gerileme görene kadar ben bu şahin tutumlarına devam edeceklerini düşünüyorum Eren Bey. Evet, aile ve yatırım kıdemli hazine uzmanı Derin Tuncay'a değerli katkıları için çok teşekkür ederiz. Efendim, kısa bir reklam aramız var. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.